Kütahya'da eğitim camiasında görev yapanlarda koronavirüse rastlandı. Eğitim camiasında görev yapanlarda koronavirüs vakalarında artışın olduğu tespit edildi. Duymayan kalmasın, paylaşınız. Kütahya il genelinde yaklaşık 20 okulda yapılan toplantı ve seminerlerin etkisinden dolayı koronavirüs vakalarında artış yaşanırken, koronavirüs testinde pozitif çıkanların karantinaya alındığı ve okullar dezenfekte edildi. Diğer taraftan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde durum farksız. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapanlarda koronavirüs görülen çalışanlar evlerinde karantinaya alındığı ve tedavi gördüğü ifade edildi. Konuyla ilgili Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Erdoğan Aktaş kamuoyuna yaptığı açıklamada şunları söyledi. İlimizde karantinada olan bir sürü okul var. Şu anda evinde karantinada olan birçok öğretmenimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde birçok personel var şu anda pozitif vaka tespit edilmiş. Dolayısıyla yani bizim bunu bir an önce en azından kontrol edilebilir hale getirmemiz lazım. Şimdi bazı okulların mesela tamamı yani öğretmenleri evlerine göndermiş, karantinaya altına alınmış durumda. Bazılarında ise vaka görülüyor ama temas kısıtlı olduğundan yani 3-5 kişi artık evlerine gönderiliyor. Gerekli efendim okullarımız ilaçlanması falan yapılmış durumda. Ama şöyle söyleyebiliriz ki yani bu şekilde yani 20'den 30'dan az değil yani şu anda. Kütahya geneli tabii ilçeler dahil olmak üzere. Vaka çıkan ise neredeyse pek çok okuldaki öğretmenimizde maalesef vakalar çıktı. Yani bunlar da şöyle de diyemeyiz buna. Yani okullar açılmamış olsaydı veyahut da öğretmenlerimiz okullara gitmemiş olsaydı bu vakalar çıkmayacak mıydı? Muhtemelen çıkacaktı. Ancak tabii açılınca diğer öğretmenlerimize bulaştırma durumları ortaya çıkıyor. Yani bu konuda da tedbirlerin alınması lazım. Nedir tedbirler mesela? Yani kapalı ortamda uzun toplantıların yapılmaması lazım mesela. Yani 3,5-4 saat toplantı olmaz mesela öğretmenler odasında. Bunlar yapılıyor. O yüzden söylüyorum bunu. Yani şunu mu diyoruz başkanım? Kapalı ortamlarda seminerler düzenlenip toplantılar düzenlendikten sonra vaka sayılarında artış gözlendi. Evet diyebiliriz yani bunu diyebiliriz. Bir tek sebep bu değil ama böyle olanlar var. Bütün okullarımız böyle yapmış değiller. Ancak uzun toplantıların yapıldığı okullar oldu. Bunları da ben zaman zaman çeşitli şekillerde ifade ediyorum. Yani bu dönem daha önce görmediğimiz bir dönem. Yani biz her yıl 4 saat sene başı öğretmenler kurulu toplantısı yapıyor olabiliriz. Ama bu dönem bunu yapmamamız gerekir nokta. Her yıl biz bir toplantıya başladığımızda her zaman başka zamanlarda efendim 2 saat, 3 saat, 4 saat ara vermeden toplanıyor olabiliriz. Ama bu dönem ortamın havalandırılmasını mümkünse açık havada, mümkünse bahçede anlatabildim mi? Yani bizi şimdi ne diyoruz biz? Esnek çalışma efendim modeli var şu anda kapıda. Yani burada da illaki her zaman yaptığımız gibi öğretmenler odasında yapmak zorunda değiliz bu toplantıyı. Okulun bahçesinde yapabiliriz. Daha kısa yapabiliriz. Bunlar mümkün. Şimdi biz her zaman yaptığımız gibi bildiğimiz okumaya devam edersek o zaman vakaların artmasına biz de sebep olmuş oluruz. Dolayısıyla asıl söylemek istediğimiz... Evet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde durum nedir? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde de 3-4 arkadaşımız da pozitif koronavirüs çıkmıştır. O arkadaşlarımız şu anda orada da tedbirleri almış durumdalar. Örneğin çay ocağını kapatmış durumdalar. Efendim bu arkadaşları evlerine göndermiş durumdalar. Efendim tabii beraber çalışan yani bir büroda çalışan memurların tamamına evlerine göndermiş durumdalar. Yani nihayetinde her yerde olduğu gibi
kurumlarda da bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Oralarda da ediyorlar, onu da görüyorum. Yani bu salgın süreci en azından minimum seviyeye düşeceği kadar uzaktan eğitimin yapılması daha mı uygun oluyor? Şimdi geçen günü Milli Eğitim Bakanımız bu konuyla alakalı 21 Eylül'e hazırlanıyoruz. Ancak nihai kararı elbette ki bilim kurulu verecektir şeklinde dedi. Şimdi yine geçen yıl bazı tedbirleri almak konusunda valilerimize yetki verdiler. Dolayısıyla tabii önümüzdeki günlerden ne olur? Yani 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak diye takvime ilan etmiş durumda Milli Eğitim Bakanlığı. Velilerimiz, öğretmenlerimiz, efendim Milli Eğitim Müdürlüklerimiz bununla ilgili yapıyor çalışmalarını. Tabii şu anda bu Sağlık Bakanımız açıkladı. Birinci dalganın zirvesindeyiz. Yani bu zirvesindeyiz dediğimiz yeni zirveler de edinebiliriz tabii ki burada bu haline gidersek. Böyle olursa açılır mı? Zor açılır. Açılabilmesi için ne yapmamız lazım? Bu işi kontrol altına almamız lazım. Bu da azami dikkat göstermekten geçiyor. Herkesin bildiği artık dikkat edeceğiz bu işe daha fazla. Bu şu andaki durumumuz dikkat sayılıyorsa biraz daha fazla dikkat etmek icap ediyor demek ki.